Mümin kardeşini kendi nefsine tercih etmesi gerekiyor. İşte İslam toplumunun en önemli temellerinden bir tanesi bu. Benim burada bir kardeşim var. Onun ihtiyacı var. Benim de ihtiyacım var. Ben diyeceğim ki hayır diyeceğim. Öncelik bu kardeşimindir. Ben bunu diyeceğim ki Allah Azze ve Celle bana daha hayırlısını versin. Buranın temeli neresidir? Kalptir. Kalplerin temizliğidir. Müslüman karşısındaki kardeşini severse, kalbini ona karşı temiz tutarsa fedakar da olur. Sevdiğinden de verir. Mümin kardeşini kendi nefsine tercih eder. Önceliği ona verir. Bu böyledir. Bakın yine sahabenin ikliminden size bir şeyler daha nakletmek istiyorum ki Abdullah İbni Ömer kendisi Arafat'tan Cuhfe'ye iniyor, hastalanıyor. Tabii hasta olduğu için soruyorlar yani canın ne çekiyor, hani sana yapalım falan. Diyor ki canım balık çekiyor. Zaten Mekke toplumunda öyle balık çokça bulunan bir şey değil. Ancak kurutarak getirip götürebilirsin. Ev ev soruyorlar. Balık var mı, balık var mı, balık var mı? Bir yerde bir tane balık buluyorlar. O balığı buluyorlar, pişiriyorlar. Abdullah İbni Ömer'in yanına getiriyorlar. Tabii Abdullah İbni Ömer onu bulma sevinciyle şimdi yiyecek. Yanına gelip bir tane fakir oturuyor. Fakir oturunca Abdullah İbni Ömer diyor ki al sen bunu ye diyor. Oradakiler kızıyor. Ya diyor bizi o kadar uğraştırdın. Yer yer gezdik. Aradık bulduk. Sen onu ye biz ona başka bir yemek yaparız. Hayır diyor. O yiyecek diyor. O yiyecek diyor. İşte kardeşini tercih etmesi. Doğru mu? Kendi nefsine kardeşini tercih etmesi budur işte. Müslüman kardeşini önde görmesi. Bu tür amellerde. Bunlar basit şeyler ama bunların daha önemli olanları da var. Yine burası da çok can alıcı bir nokta ki Allah Azze ve Celle sizi ve beni bunlardan faydalanan kullarından eylesin. Ensar'ın gençlerinden Af bin Malik bir gün bir rüya görüyor. Rüyasında Ömer radıyallahu anh'ın şu özelliklerini biri söylüyor. Ömer üç şeyden dolayı üstün kılındı. Rüyasında ahireti görüyor. İnsanlar böyle kalabalık ama bir ses Ömer üç şeyden dolayı insanlardan üstün kılındı diyor. Kendi kendine diyor ki nedir acaba o? Hemen içindeki ses ona şu mesajı veriyor. Hakkını vererek yerine getirdiği hilafet, hayatının sonunda kazandığı şehadet, hiçbir kınayıcının kınamasından korkmadan ikamet ettiği adalet. Üç sıfatını duyuyor. Uyanır uyanmaz Af bin Malik hemen Ömer radıyallahu anh'ı soruyor. Tabii o zaman Ebubekir'in hilafeti. Gidiyor bakıyor ki Ebubekir ile Ömer konuşuyorlar. Gidiyor Ömer'in yanına. Ey Ömer müjdem var, müjdem var. Vallahi bir rüya gördüm. Başlıyor anlatmaya. Bu sefer Ömer radıyallahu anh hoşuna gitmiyor söylediği şeyler. Ya diyor git buradan diyor. Kim sana anlat dedi. Git diyor. Af bin Malik'i kovuyor. Af bin Malik diyor ben müjde vermeye geldim. Adam bana kızıyor. Bu nasıl bir şey diyor. Anlamıyor. Anlam veremiyor ona. Aradan yıllar geçiyor. Halife Ömer oluyor. Bir gün Af bin Malik'i görüyor. Sen diyor genç değil misin? Evet ben o gencim. Gel bana rüyanı anlat. Niye anlatayım ki diyor. Anlattım kızdın bana. Bir daha anlatayım bir daha mı kız diyor. Yok diyor. Vallahi senin yaptığın iş değildi diyor. Sen diyor Ebu Bekir'in yanında benim faziletimden bahsediyorsun. Bu nasıl olur diyor. Ben bunu nasıl kaldırırım diyor. Burası daha dehşet bir şey. Yani kardeşinin yanında ondan daha faziletli gördüğü bir kardeşinin yanında onu övmesini istememiş. Aradan yıllar geçmiş. Bu müjdeli haberi duymak istememiş. Ve gerçekten de Af bin Malik'in gördüğü o rüya bugün bakıyoruz ki doğru çıkıyor. Sonradan zaten kendisi Af bin Malik'le konuşurken diyor ki evet diyor vallahi bir tanesi gerçekleşti ben halife oldum. İkincisi diyor vallahi diyor akrabam olsun yabancı olsun ben diyor kınayıcının kınamasından korkmam adaletli davranırım diyor. Üçüncüsü diyor Allah bilir diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir gün demişti ki ey Uhud sakin ol üzerinde bir nebi bir sıddık iki tane de şehit vardı. Belki Allah Azze ve Celle bize şehadet nasip eder diyor. Ama ben Medine'deyim. Nereden gelecek şehadet diye düşünüyor. Ve Af bin Malik'in rüyası gerçekleşiyor. Burada ne var kardeşler? Burada bizim örnek olarak çıkaracağımız çok dehşet bir durum var. Kendisi o müjdeyle sevinmesi gerekirken kardeşi üzülmesin, rencide olmasın, yanlış anlamasın diye yanındaki adamı kovuyor. Onun yanında benim faziletimden bahsetme diyor. Aradan yıllar geçmesine rağmen bunu unutmuyor. Demek ki biliyor. Ancak denk geldiği zaman kendisine sorup bunu öğreniyor. Yine fedakarlıkla alakalı can alıcı bir kıssa anlatacağım ki bu da zaten her birinizin belki duyduğu bir kıssadır. Üç yaralıya nasip olmayan su var biliyorsunuz. Üç yaralıya nasip olmayan su var. Bu kıssayla alakalı Huzeyfetül Adevi anlatıyor bu kıssayı. Yermük muharebesinde
Yermük Savaşı'nda ciddi bir çarpışma, ciddi bir savaş var. İnsanların birçoğu ölmüş, şehit olmuş. Tabii kendisi belki amcamın oğlunu bulurum da ona su veririm diyerek cesetlerin arasında geziyor. Tabii bu konuyla alakalı, bu konunun kimin üzerine cereyan ettiğiyle alakalı siyer kaynaklarında farklı farklı rivayetler var. Haris bin Hişam, İkrime bin Ebu Cehil ve Ayaş bin Rabia olduğu söyleniyor bu üç kişinin. Bazılarına göre üçüncüsü Süheyl bin Amr'dır. Allah en doğrusunu bilir. Kimse de bunlar. Ama İkrime bin Ebu Cehil ile alakalı zaten bu meşhur olmuştur. Ve geliyorlar Haris bin Hişam'a, görüyor ki inliyor. Su istiyor. Su. Su. Savaşmışlar. Yemek yok. İçecek yok. Bunun için mücadele etmişler. Su istiyorlar. Tam gidecek, kırbayı götürecek, ağzına suyu verecek. Oradan bir tanesi diyor ki su, su. Diyor ki götür onu, götür. Ona götür diyor. Bu sefer ona götürüyor. İkinci kişiye götürüyor. Tam ikinci kişiye götürecek, suyu verecek. Oradan bir tanesi daha bağırıyor. Su, su. Diyor ki sen ona götür, ona. Ona götür. Ona götürüyor. Bakıyor ki o şehit olmuş. Neyse diyor, amcamın oğluna getireyim. Bakıyor ki o da şehit olmuş. İkincisine getireyim. Bakıyor ki üçü de beraber şehit olmuş. Üçü de o suyu içmiyorlar. İşte kardeşler, sahabe bu iklimde yetişti. Sahabe bu psikolojiyle yetişti. Yani Müslüman kardeşini kendi nefsine tercih ediyordu. Ölüm anında da tercih ediyordu. Sadece bir basit yemekte değil, ölüm anında dahi Müslüman kardeşini kendi nefsine tercih ediyordu. Heyhat heyhat. Biz bu işin neresindeyiz? Biz bu işin neresindeyiz? Biz ne zaman düzeleceğiz? Biz ne zaman birbirimiz için fedakarlık yapacağız? Biz ne zaman birbirimiz için bir şeyler yapacağız? Birbirimizin haklarını savunacağız? Ne zaman yani? Bakın Ayşe annemizle alakalı da bir rivayet var. Muatta'da geçen bir rivayet bu. Ayşe annemizle alakalı cariyesi diyor ki Hazreti Ayşe oruçluydu diyor. Ve günün ortasında bir tane yoksul geldi. Dedi ki bir sadaka verin dedi. Ayşe annemiz dedi ki o ekmeği ver dedi. Cariyesi dedi ki iftar edeceğim başka yemek yok. Verme dedi ya. Dedi ki yok ver. Verdikten sonra kardeşler tabi cariye anlam veremedi. Anlam veremediği için dedi ne yapacak şimdi? Hem oruçlu hem iftar edeceği bir şey yok. Bir yufka ekmeği ya. Dikkatinizi çekelim. Sadece bir yufka ekmeği var. Tabi o veriyor bu konuda. Allah'a güvenerek veriyor. Takvalı bir şekilde veriyor. Verdiği için cariye meseleyi anlamıyor ama sonra Allah Azze ve Celle'nin izni keremiyle birileri ona yufkayla beraber içinde koyun eti olan bir tabak getiriyor. Bak diyor, ben sana demedim mi? Rabbimiz bize daha hayırlısını verecektir. Al diyor, şimdi bunu ye diyor cariyesine. Yani وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا Allah Azze ve Celle diyor ki her kim Allah'tan korkarsa Allah ona hiç ummadığı yerden bir rızık kapısı açar. Hiç ummadığı yerden bir kapılar açar. İşte Ayşe annemizin durumu da böyle. Ne yapıyor? Gelen o sadaka isteyen Müslümanı veriyor. Kendisini aç bırakmak şartıyla. Allah Azze ve Celle de ona daha güzelini, daha hayırlısını veririm. Bunun gibi onlarca mesele var. Sahabe işte böyle kazandı. Sahabe böyle başarıya erişti. Sahabe bundan dolayı sahabe oldu. Allah Azze ve Celle kalbine baktı. Dedi ki en hayırlıları bunlardır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra onları seçti. Bu dinin sırtlayıcıları bunlar oldu. Bu sebepten dolayı kardeşler bizim de gerçekten İslam toplumunu kurmak istiyorsak kendimize, eşimize, ailemize ve bütün herkese ne yapmamız lazım? Bu konuda bu meseleleri anlatmamız lazım. Fedakar olmamız lazım. Ayşe gibi fedakar olmamız lazım. Hatice gibi fedakar olmamız lazım. Ey eşim demeniz lazım. Sen Hatice'den daha hayırlı değilsin. Sen Ayşe'den, Zeynep'ten daha hayırlı değilsin deyip kendi eşlerimize bu konuda telkinlerde bulunmamız lazım. Ben de bunlardan daha hayırlı değilim. Abdullah İbni Mesud'dan daha hayırlı değilim. Abdullah bin Huzafe'den daha hayırlı değilim. Veya Abdullah İbni Ömer'den daha hayırlı değilim. Bunların içinde cennetle müjdelenen sahabeler, şehit olmuş, canını vermiş sahabeler, bunlar bunu yapmasına rağmen yaptıkları hiçbir amele güvenmediler. Bunun için mücadele ettiler ve ömürlerinin sonuna kadar şehit olmak için can attılar. Bakın Ebu Talha ömrünün başında cihada gidiyor. Ortasında yaptığı infakları görüyorsunuz. Sonunda, ömrünün sonunda dahi cihad etmek için gemiye biniyor ve gemide şehit oluyor. Demek ki başı
ortası sonu can verinceye kadar bu mücadeleye devam ediyorlar. Ebu Eyyub el-Ensari gençliğinde Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı misafir etti, hizmet etti, iman etti. Onunla beraber bütün savaşlara katıldı. Ortasında bir ilim elde etmek için bütün çabasını sarf etti. Bir hadis için Mısır'a gitti. Ömrünün sonunda geldi İstanbul'da. Allah Azze ve Celle ona şehadet nasip etti. Yaşlılığından dolayı. Bunun gibi onlarca örnek var. Onlar demediler, biz fakiriz, ekmeğimizin derdindeyiz. O zaman cemaat işleri bırakalım. O zaman İslam'a hizmet etmeyelim demediler. Veya biz yaşlandık artık. Artık bizden iş geçti. İş gençlerindir demediler. Veya kadınız biz. Biz kadın olduğumuz için bir şey yapamayız demediler. O para kazanıyor, ben de çok para kazanayım demediler. Onun şuyu var, buyu var, arabası var, evi var, yazlığı var. Benim de önce onlar olsun. Ondan sonra ben İslam'a hizmet edeyim demediler. Zengini fazlasıyla verdi, paylaştı, böldü. Ve ondan dolayı bu makama ulaştılar. Ve kardeşler vallahi billahi Allah'a yemin olsun ki sahabenin hayatında bu kıssalarla dolu dolu nakiller var. Bunların her birini yaşamamız lazım. Onun için bizden önceki erlerin verdiği bedelleri her birimizin düşünmesi gerekiyor. Bakın İbnül Kayyım'ın sözüyle bitireceğim. İbnül Kayyım şöyle bir şey naklediyor. Ey azmi gevşek olan kimse! Neredesin? Bu yolda Adem çok yoruldu. Nuh bu sebeple ağladı. Halil İbrahim ateşe atıldı. İsmail kurban edilmek için yatırıldı. Yusuf az bir bedele satıldı ve yıllarca hapiste kaldı. Zekeriya ise testereyle ikiye bölündü. Yahya ablukaya alındı ve kesildi. Eyüp'e de sıkıntı ve hastalıklar dokundu. Davud'un ağlamaları çoğaldı. İsa ise silahsız bir şekilde kaçmak zorunda kaldı. Muhammed aleyhissalatu vesselam da her türlü eziyet ve fakirlik ona dokundu. Öyleyse oyun eğlenceye sen hala devam mı edeceksin diyor İbnül Kayyım. Yani bu peygamberler bunları yaşadı. Biri ağladı, biri hapsedildi, biri gözyaşlarına boğuldu. O yetmedi, karınlarına taşlar bağladılar açlıktan. Düşmanları tarafından öldürüldü ya, ikiye bölündü ya. Ablukaya alındı, kaçmak zorunda kaldı. Siz neredesiniz, neredesiniz? Siz hala oyun ve eğlenceye devam mı edeceksiniz? Hala siz kendi işlerinize öncelik mi vereceksiniz? Yoksa hayır, bu Allah'ın işidir. Önce benim Allah'ın işini yapmam gerekiyor mu diyeceksiniz? Maalesef, maalesef her birinde bu sıkıntı var. Öncelik benim ailem, öncelik kendi nefsim, öncelik benim işim diyor. Hayır kardeşim, öyle bir şey yok. Adalete ters, Peygamber aleyhissalatü vesselamın tavsiyelerine ters, sahabenin hayatına ters. Siz diyemezsiniz öncelik benim nefsimdir, öncelik benim işimdir, öncelik benim ailemdir diyemezsiniz. Eğer her birimiz bir cemaat, bir topluluk, İslam toplumunu oluşturmak istiyorsak bizim bir vücudun azaları gibi olmamız lazım. Bir vücudun azaları ne demek? Kol ağrıdığı zaman baş ağrır. Baş ağrıdığı zaman kol ağrır, ayak ağrır, rahat edemez. Böyle olmak lazım. Fedakarlık bunu gerektirir. En güzel şeyi vermek bunu gerektirir. Ve Müslüman kardeşini kendi nefsine tercih etmek bunu gerektirir. Bunlar İslam toplumunu oluşturan sebeplerdir, temellerdir. Bunları yapmadığımız takdirde istediğimiz kadar çaba gösterelim. İstediğimiz kadar mücadele edelim, biz başarıya erişemeyiz. Bugün insanlar neden başarıya erişemiyorlar? Sebebi bu. Çünkü sahabe gibi düşünmüyorlar. Sahabe cenneti çok istiyordu, yakın bir şekilde düşünüyordu. Biz cennetin kokusunu alıyoruz diyorlardı. Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara cennet vardır diyordu. Elindeki hurmayı atıyordu. Vallahi diyor, ben şu hurmayı yesem zaman kaybı. Atıyordu hurmayı, savaşa atlıyordu. Öyle inanıyorlardı. Biz ise Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadislerini okumamıza rağmen kalbimiz mutmain olmuyor. Allah azze ve celle bize vaat etmesine rağmen kalbimiz mutmain olmuyor. O zaman bizi ne mutmain eder biliyor musunuz? Gözümüzü ancak toprak mutmain eder. Çünkü Ademoğlu böyledir. Ademoğlunun hali böyledir. Bir vadi dolusu altın versen yine doymaz. Gözü doymaz. Doymaz. Onun için Peygamber aleyhissalatü vesselamın nasihatlerini almayan insanlar en sonunda gözlerini toprak doyuracak, Allah muhafaza. Ondan sonra gözünü açtığı zaman
eyvah eyvah diyecek. Ondan sonra bir vadi dolusu kadar altınla fidye verse o ondan artık kabul edilmeyecekti.